Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bizim çantamızın ikinci videosu. İlk videonun linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Daha önce izlemeyen arkadaşlarım önce ilk videoyu izleyebilirler. İlk videoda tüm detayları anlattığım için kullandığım malzemeler dahil tekrar aynı şeyleri tekrarlamayacağım. Bu videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Parçamızı örmüştük. Şimdi kesme işlemini yapacağız. Daha sonra kenarlarını birleştirip bursa monte edeceğiz çantamızı. Kesme işlemini yapmaya başlıyoruz. İlk altıdaki kesme işlemimiz normal, standart bildiğimiz kesme işlemi arkadaşlar. İlk ilmeği ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm. Daha sonra üstünden atlattım. Ördüm. Üstünden atlattım. Ördüm. Üstünden atlattım. Ördüm. Üstünden tekrar aynı işlem. Atlattım. Atlatamadım burada. Şimdi atlattım. İlk altılıyı dediğim gibi standart, her zaman örgüde yaptığımız kesme işlemi gibi yaptık. Sonra yine ilmek çıkaracağız. Bu zamana kadar hep 6 tane ilmek çıkarıyorduk biliyorsunuz. Şimdi şişte bir tane ilmeğimiz olduğu için 6 değil 5 tane ilmek çıkaracağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeği çıkardım. Şimdi örgü her zaman olduğu gibi ters çeviriyoruz. Önce arka yüzde örgümüzü bir örüyoruz. Terste olduğumuz, arka yüzde olduğumuz için tersten örüyoruz. İlk ilmeği biliyorsunuz örmeden alıyorduk. Sonrakileri aynı şekilde örüyoruz. Arka yüzde bir işlem yok arkadaşlar. Kesme işlemlerin hepsini önde yapacağız. Arkada sabit bir şekilde ilmekleri sadece öreceğiz. Şimdi ördüm. Örgümü düz çevirdim. Şimdi asıl işlemler bu kısımda. Elimden geldiğinde yakın olsun istiyorum, görün istiyorum. O yüzden de parça da büyük olduğu için biraz zorluyor beni. Şimdi arkadaşlar burada önce ilk iki ilmeği keseceğiz. Bakın şu an 6 tane ilmek var. Önce ilk ikiyi keseceğiz. Son ilmeği de yandaki ile birleştirip son ikiyi keseceğiz. Yani ne yapıyorum? İlk iki ilmeğimi İlk iki ilmeğimi aynı anda örerek kestim. Sonra bir ilmek ördüm. Sonra ikinci ilmek. Sonra üçüncü ilmek. Dördüncü ilmeği yani son kalan ilmeği yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Bir başta bir sonda kesme işlemi yapıyorum. Sonra örgümü çeviriyorum. Şu an benim şişimde bakın 5 tane ilmek var. Bu 5 ilmeği örüyorum.
Sonra örgüyü tekrar çeviriyorum. Şimdi yine aynı işlem. Önce ilk iki ilmeği aynı anda öreceğim. Sonraki ilmek 1. Sonraki ilmek 2. Bakın son ilmek kaldı. Onu da yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Şu an 4 tane ilmek kaldı. Bu 4 ilmeği bir de arkada ters olarak örüyorum. Daha sonra tekrar ön yüze geldim. Yine aynı şekilde önce ilk iki ilmeği aynı anda öreceğim. Daha sonra bir tane ilmek örüyorum. Sonra kalan son ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği örgümü çeviriyorum. Arka yüzde tersten örüyorum. Sonra örgümü tekrar çeviriyorum. Yine aynı şekilde önce ilk ikiyi keseceğim. Aynı anda öreceğim. Bakın tek ilmek kaldı. Yanındaki ilmekle birlikte keseceğim. İki ilmeğim kaldı burada. Döndüm. Bu iki ilmeği örüyorum. Şimdi örgünün çevirdim. Yine ön yüzündeyim. Yine aynı şekilde önce ilk iki ilmeği örüyorum. Aynı anda ördüm. Kesme işlemini yaptım. Sonra kalan iki ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğim kaldı. Döndüm. İlk ilmeği örmeden atladım. İkinci ilmeği arka yüzde ördüm. Tekrar ön yüze döndüm. Ve şimdi bu iki ilmeği aynı anda örüp kesme işlemini bitiriyorum. Bakın burayı da kestik. Şöyle bir üçgenimiz oldu. Bundan sonra hep aynısı arkadaşlar. Bir kere daha göstereyim sizlere. Şimdi yine ilmek çıkaracağız. 5 tane ilmek çıkarıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Dibine batınca 6 oluyordu. Batmıyoruz şimdi. 5 ilmek çıkarıyoruz. Çünkü şişte bir tane ilmeğimiz var zaten. Beş tane ilmeğimiz oldu. Bir tane de şişte vardı, altı. Şimdi bu altılıyı örgüyü çeviriyoruz. Arka yüzde önce bir örüyoruz. Daha sonra örgümü çevirdim. Ön yüzdeyim. Şu şişi arkaya geçireyim. Çok önden kesmesin görüntüyü. Evet, ön yüzdeyim. Şimdi ne yapıyordum? Önce ilk iki ilmeği aynı anda örüyorum. Daha sonra sonraki ilmeği 1. Sonraki ilmek 2. Sonraki ilmek 3. 3 ilmeği ördüm. Son kalan ilmeği yandaki altılıdan ilmek alarak ikisini aynı anda birleştirerek ördüm. Yani yine kesme işlemi yaptım. 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeği arka
tarafta örüyorum. Sonra çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine aynı. Önce ilk iki ilmeği öreceğim. Sonra 1. Sonra 2. 2 ilmek ördüm. Son ilmeği yandaki ilmekle aynı anda birleştirerek örüyorum. Şimdi 4 tane ilmeğim kaldı. Yine örgüyü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. 4 tane ilmek vardı. İlkini örmeden aldım. Diğer ilmekleri de örüyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yok dediğim gibi. Örgüyü tekrar çevirdim. Şimdi aynı işlemlere devam. Önce ipimizi kurtarıyoruz. Önce ilk iki örüyoruz. Sonra diğer ilmek bir tane ördük. Son ilmek kaldı. Onu da yanındakiyle birleştirip kesme işlemi yaparak örmüş olduk. Şu an 3 ilmeğe düştük. Bu 3 ilmeği arka yüzde örüyoruz. Sonra tekrar örgüyü çevirdik. Yine aynı işlem. Önce ilk iki. Bakın sonra bir tane ilmek kaldı. Yani ilk ikiden sonra yanındaki ikili. Aynı anda örüldü. Şu an şişte iki tane ilmeğimiz var. Bu iki ilmeği örgüyü çevirip arka yüzde ördük. Tekrar çevirdik örgümüzü. Yine aynı işlem. Önce ilk iki. Daha sonra diğer iki. Şimdi şişimizde iki tane tığımız, iki tane ilmeğimiz kaldı. Bu iki ilmeğimizi arka yüzde örüyoruz. Daha sonra tekrar çevirdik. İkiliyi aynı anda örüp kesme işlemini bitiriyoruz. Çok büyük bir parça olduğu için gerçekten çevirirken çok zorluyor ekran önünde. Çünkü kamerada tam önünde. Evet arkadaşlar bakın böyle görünüyor. Kalan kısımlar aynı şekilde ilerleyecek. Oraları tekrar tekrar göstermeyeceğim. Aynı şekilde o kısımları da kesiyoruz. Sonra devam ediyoruz birlikte. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Çantamı ağız kısmını birlikte yapıp bitirdik. İkiye katladım. Bu ters yüzü. Kenardan şöyle diktim. Şimdi bu tarafını da birlikte dikeceğiz. Göstereceğim. Ucunu da şöyle çakmakla yaktım ki polyester makrem ipi olduğu için ucu şöyle oluyor arkadaşlar, kaçıyor. O yüzden şöyle iki tarafı üst üste getiriyorum. Şekilde. Şöyle ipi düzeltelim birazcık. Bu şekilde arkadaşlar üst üste koyuyorum ve sıkı bir şekilde dikiyorum.
Evet, dikmeye devam ediyorum. Bakın şöyle. Böyle arkadaşlar. Sona kadar dikeceğim. Daha sonra çok az bir kısmı kaldı çantanın. Bakın şöyle aşağıya kadar gösterdiğim gibi dikiyorum. Diktikten sonra birleşmiş halinde göstereyim. Bakın böyle. Şurası dikiş kısmı. Gayet temiz bir görüntüsü oluyor. Aynen şöyle. Her parçaya, her iki parçaya da bakın şöyle aynı hizadan batıyorum. Ama tabii makrame ip olduğu için arasına girmeden batmaya çalışıyorum ki ipim yürüsün. Yünlü iple dikmesi tabii ki de daha kolay olacaktır. Kadife iple dikmesi daha kolaydır. Raffia iple dikmesi daha kolaydır. Evet, bu şekilde arkadaşlar dikiyoruz. Aynı şekilde sona kadar dikelim, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, bu kısmını diktim. Şöyle bakın kulakçık ayırdım. Şimdi o kulakçığı nasıl ayırdığımı göstereceğim. Yani kulakçık ayırdım dedim. Bakın şöyle bir şey yaptım. Şimdi bu tarafta da aynı işlemi yapacağım. Nasıl yapıyorum? Bakın şöyle şu hizada tutuyorum. Böyle katlıyorum. Daha sonra katladığım yerden bu ucu tutturuyorum. Sonra tutturduktan sonra şurayı ve şurayı dikeceğiz. Aynı iple devam edip bir bu tarafı bir bu tarafı dikeceğiz. Burada da aynı şekilde dikeceğiz. Daha sonra dışarıdan şöyle bir taban görüntüsü olacak. Şurayı dikeceğiz arkadaşlar. Yani çantaya bir taban formu vermiş olacağız. Şimdi böyle gördüğünüz gibi V şeklinde buradan başlayacağım. Çünkü ipim burada. Buradan başlayacağım, dikeceğim. Daha sonra böyle dümdüz dikeceğim. Sonra buradan aşağı tekrar dikeceğim. Bu dikiş işlemini de yaptıktan sonra taban oluşturmuş olacağız. Form vermiş olacağız çantaya. Daha sonra da bursa dikme işlemini, bursa birleştirme işlemini yapacağız. Bakın şöyle bir burada kulakçık, bir burada kulakçık ayırdım. Şimdi şöyle ilmekleri alarak dikiyorum.
Evet, bu şekilde dikeceğiz. Sonra böyle dümdüz dikeceğim. Kulakçığın diğer tarafına geleceğim. Aşağıya da dikeceğim. Dikme işlemimizi yapalım. Kalan kısmını birlikte devam ettirelim. Evet arkadaşlar, bakın kulakçıkları diktim. Şimdi kulakçıklarımın işlemi bitti. Bu tarafı unutmuşum. Şimdi kulakçıkları diktikten sonra şöyle çevireyim. Nasıl göründüğüne bakın. Görün. Bakın. Belli belirsiz. Aslında şurada dikişar. Şöyle koyduğumda şöyle bir taban olmuş oluyor kulaklıklar sayesinde. Şimdi bursa geçireceğiz. Ben bu çanta için 22 santimlik burs kullanacağım. Şöyle 22 santimlik bursum var. Onu kullanacağım. Böyle tam olacak. Şimdi bursa nasıl geçiriyoruz? Onu da göstereceğim size. Şimdi bursumuza nasıl saracağız? İğneyle de sarabilirsiniz. Bu sefer tığla saracağım. Bursu çantaya tam ortalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle tığıma bir tane düğüm attım. İlmek oluşsun diye. Şöyle tutacağım mecbur görünmesi için. Şu ipi de alta yollayalım. Biraz genişletmem lazım ilmeği. Evet arkadaşlar, şimdi tığla sarma işlemimizi şu şekilde yapıyoruz. İlmeğimize batıyoruz. Bakın şu parçayı da arada örüyorum. İpi arkadan, bakın ön üstünden attım bursun, arkadan çektim. Çektiğim ipi, ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum önce. Yani ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra parmağımdaki ipi tekrar atıyorum ve tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Çok sıkı sıkı olsun istediğim için, şu burs görünmesin istediğim için ilmekleri iki kere batıyorum arkadaşlar. İlmeğe batıyorum, ip alıp çekiyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Daha sonra ipi tekrar atıyorum ve tekrar ilmekten geçiriyorum. Çekeyim. Umarım görünüyordur. Evet. Şimdi bir kere daha yapalım. Bir iki kere daha. Bakın. İlmeğe batıyorum. Sırasıyla bütün ilmekleri batarak ilerleyeceğim. İlmeğime battım. Bakın tığ, pardon, ip önde. Arkadan ipi aldım. Çektim. İlmeği tığda bekleyen diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum aslında. Daha sonra ip arkada tekrar bursun üstüne atıp tığımdaki ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bu şekilde bursa sarıyorum ve dediğim gibi her ilmeğe ikişer kere batıyorum. Şöyle. Bir daha. Şimdi yanındaki ilmeğe geldim. İlmekler biraz sık olduğu için batması zor olacak ama battım. İpi arkadan çektim. Çıkardığım ilmeği tığdaki ilmeğin içinden
çıkardım. Daha sonra tekrar ipi üstten aldım ve bir daha çıkardım. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Ben zaten biraz yaptıktan sonra göstereceğim tekrar size nasıl göründüğünü. İlmeğimi batıyorum. İpi alıyorum ve çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. İpi tekrar alıyorum ve tekrar ilmekten geçiriyorum. Aynı yere dediğim gibi iki kere batıyorum. Battım tekrar. Çıkardım. Bir kere de üstte. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Battım ipi. Bakın aldım. Çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar ipi aldım. Tekrar tığdan geçirdim. Bu şekilde iyice şurayı kapatmak istiyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bir miktar öreyim. Kısmı tam olarak nasıl göründüğünü size göstereyim. Evet, şöyle dibine kadar edeceğim ki açıklık kalmasın. Şöyle göstereyim. Bu şekilde sarmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi sarayım biraz daha. Tekrar göstereyim size nasıl durduğunu. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu an çantam tamamen hazır. Tam istediğim gibi ve çok da güzel oldu. Ve polyester makrame ipe de çok yakıştı bu model. Matları da gayet ideal. Ben şu anda içi de olgun dursun diye içine ip koydum ki böyle tam net olarak yansıtabileyim size diye. Henüz astarlanmadı. Ancak bu çantaya sadece astar olmaz arkadaşlar. İçine keçe de ilave etmeniz gerekiyor. Eğer kendiniz yapamıyorsanız terziye yaptırırken mutlaka belirtin. İçine keçe takviyesi yapılırsa tok bir görüntüsü olacaktır. Onun dışında dediğim gibi 3 yumak ip tamamen bitti. Sarma işlemiyle birlikte tamamen yeterli oldu. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Ben bu modeli farklı iplerle deneyeceğimi söylemiştim. Farklı iplerle çalıştığımda da Instagram sayfamda resimlerini paylaşacağım. Instagram sayfam da yine kanalımda aynı isimde. Oradan takip edip bütün çantalarımı görebilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.